Şimdi size siyah zeytin nasıl kurulur en basit yöntemiyle göstereceğim. İster daldan toplayın, isterseniz pazardan alın. Zeytinleri bu şekilde şöyle olmamışlarını ayırabilirsiniz. Lekelileri özellikle ayırmanız gerekiyor. Bu kadar yeşil olması sıkıntı yaratmaz. Şöyle tamamen yeşil olursa ayırın. Önce ayıklıyoruz tabii ki. Bizim zeytinlerimizde hiçbir şey yok. Daldan toplandı. Şimdi bunları güzelce bir yıkayacağız. Güzelce suyun altında ovuşturarak yıkayalım. Sonra süzgeci alacağız. Suyu sızdıktan sonra bir bezin üzerine yayıp, benim zeytinim az olduğu için ufak bir bez kullandım ama siz zeytiniz çok olduğunda büyük bir bez kullanabilirsiniz. Şöyle yayıp bunun suyunu çekmesini sağlayalım. Tezgahın üzerinde bir gün beklesin, iyice kuruması gerekiyor. Küflenmemesi için, şu kısımlarının küflenmemesi için kurursa çok daha iyi olur. Zeytinlerimiz kurudular. Çok iyi kurudular. Kavanoza alıyorum. 3 litrelik pet şişe bu. Bunun içerisine alacağım. Bunun hızlı olmasını istiyorum. Tuzunu koyduktan sonra sallama sistemiyle yapacağız. Klasik çay bardağıyla şöyle bir parmak eksik kaya tuzu koyuyoruz. Mutlaka kaya tuzu olmak zorunda. Bidon dolu olsaydı bu tuzu dolu koyacaktım. Bidonumda birazcık boşluk var. 1 kilo kadar boşluk var. O yüzden o ölçüde koydum. Şimdi ağzını kapatacağım ve sallamaya başlayacağız. Dilerseniz böyle yan, dilerseniz de dik durabilir ama bunu günlük böyle tuzun her tarafına gelebilmesi için karıştırmamız gerekiyor. Şimdi bunu mutfağımın bir kenarına, gözümün önüne koyacağım. Günde 3-4 sefer böyle karıştıracağım. Bu daha hızlı acısının çıkmasını sağlıyor. Acısı çıktıktan sonra da tatlandırıp yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, tam da zamanlıyken bu videoyu yayınlamak istedim. Görüşmek üzere başka videolarda.